Evet Yaşar abi, selamun aleyküm tekrar. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Dedik böyle sizi gördük, güzel kardeşlerimizi, abilerimizi. Daha dedik böyle bir ziyaret edek. Hoş gelmişsiniz. Özlediniz mi Bilecik'i? Vallahi Bilecik'i özledik. Bilecik bir başka, sevdası bir başka. En çok neyini özledin? Vallahi... Doğru, doğru söyle. Şimdi dostları ve... Evet o tamam. Bir de dedik ya işte mezle patlıcanı çıkayım. İncili çıkayım buranın, incili kırmızı başka. Kırmızı biber çıkayım. Ya kırmızı biber. Seni bir gün ağırlayalım. Dedim bir ay gidim kalım da bu şey yapak. İyi dolduralım. Ha, Yaşar abi bilirsiniz Bileciklerin bir çoğu tanıyor. Hastaneden emekli. Evet, takavit. Yaşar evet. Baba değil. Mustafa abi de Almanya'dan emekli. Almanya'dan. Evet. Mustafa abi siz... Bilecik'te bir gelişmeler falan görüyorsunuz değil mi? İnşallah güzel şeyler oluyor. Yani. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Şimdilik yok. Yerinde sayıyor. Şimdilik yerinde sayıyor. Bir şey yok. Sayıyor. Ben o günü de birisinden konuştum da. Yani bu kucak işte kayalar altı ne diyorlar oraya o tarafa? Bağlar yolu. He bağlar yolu. Hazreti yolu. Şimdi mesela herkes bundan şikayetçi mesela. Esnaf biz de öyle yani. Ben mesela dükkana geldim. İncin top oynayın. İnsanlar çekilmiş. Kimse yok. Çünkü yol o taraftan kapalı olduğu için. Sık zaman, bazı zamanı millet gidip gelemiyor. Ya, biz onu söyledik de işte dediler şey, alan şirket alıyor. İşte fiyat güncellemesi oldu mu, böyle her şeye zam geldi mi adam bırakıydı. Bakıyı zarar edecek. Bırakıydı. Yani bir türlü iyi bir şirkete denk gelmedi yani. Şimdi mesela 10 tane oraya kırıcı gelse bir tane kreder çalışıyorlar. Bir taneden de inleden kuyu kazma gibi bir tane. Yapılan yol hepsi 700 metre. Yalnız 700 metre şimdiye kadar yapılan yol. He. Yani bir şey değil aslında bu bir haftalık bir şey. Bir şekilde yapsa bir ay içinde biter. He. 10 taneden 15 taneden. He. Bir ayda biter. He. Korkumuz da oraya gitmiyor. Riskli diye, tehlikeli diye. Tehlikeli tabii. Evet. Zamanında adam mı kaya düştü öldü? He ya. Bu köprü kırtasiyanın bence babasının da üstüne düştü öldü. Jip'te. Atakağan. O da jip vardı. He jip'in üstüne düştü. Ama her şeye rağmen bak Almanya bırakmış gelmiş Brezilya'da yaşıyor. He. Brezilya'yı seviyor. Ya memleketimiz bir başka yanı. He. Aydın abi sen nasıl görüyorsun memleketimizin gidişatını? Sen de aşıksın memleketine bence. Tabii canım vermekte değil. Ama sen de benim gibi bir ara yetin Bursa'da uzun kaldın. Ben dedim ya Allah Allah. O bizi cephemizden gelmedi ki ona. Bobi. Hanımın rahatsızlığından gittik. Adam ameliyat tutundu da bu pandemi çıktı. Ondan gelemedi. Evet. Evet. Memleketi gibi güzel bir şey var mı ya? Evet. İnsanın memleketi gibi güzel bir şey var mı? Arkadaş, dost, ahba. Evet. Aydın abi de malumunuz sevgili Bilecik sevenler nüfustan emekli. Aydın abiyi tanımayan yoktur. 7'den 70 herkes tanır. Eyvallah. Herkese hizmeti var. Ama eskiden Yaşar abi nüfusa gider korkardık. Çok ciddiydi böyle. Sonra emekli olduktan sonra neşeli oldu böyle. Güler yüzlü oldu. Evvel tabii işinin gereği belki de. Çok ciddi duruyordu orada. Vazife yeri başka. Takavet yere başka. Orada böyle lağabey olursa seni parmağında oynatır millet. Sürükme ama ya. Sürükme ama bilgisayar şey yapıyor. Yani onlar eskiden tozun toprağın içinde. Büyük kitap şeylerin içinde, defterlerin içinde. İşi zordu. İşi zordu. Bütün o eski defterleri yenileyen, eski yazıları yeniye çeviren, arşivleri hazırlayanlar hep bildik. Evet. Yani. Siz düzenlemeyi yaptınız sonra da bilgisayara aktardılar. Evet. Hüsnü abi de evet Hüsnü abi de işte yılların esnafı. Şu anda bilirsiniz bu Türkiye genelinde bütün künefecilerde şeyi vardır. Karagül kolonyası, efendime söyleyeyim baba gençlik kolonyası. Şimdi İsot kolonyası çıkarmışlar. Yeni çıkardı. İsot daima yeniliğe devam ediyor. Evet bir de şey çıktı İsot bir de neydi? Zeytin. Zeytin kolonyası. Ya her türlü var. Kolonyacı bizim baba mesleği.
Hemen 60'larda, babadan geliyor değil mi bu? Babadan geliyor. Kaç yılında bu işe başladın? 60'tan beri. Maşallah. 1960'da. Evet. Babam bana devretti. Ben de işte oğlum Salih'e devredim. Babadan oğula derler ya. He. Öyle. Evet. Gel işlemeye bakayım. Esas sizin kolonyanın ismi Songül Kolonyası mı? Aslında. Evet. Songül. Bunun patentini almış mısınız? Başka yerde de basıyorlar. Başkası yapamaz. Marka tescillidir. Tescilli sizinki. Markası şeyi. Özgün abi de memleketin sevilen, sayılan şahsiyetlerinden. Bileceği seviyor. Yani şimdi gitmedik. Özgün abi kime söyle herkesler yani seviyiktir. Yıllarında esnaflıyım. 11 yaşında esnaflığa, 2 okulda esnaflığa başladım. Evet. Evet. Ve hala da devam ediyor. Liseyi okudun mu Hüsnü abi? Yok. İlk okuldan orta sonra? Orta bir tek. Orta bir tek. Evet. Ticaretten ulaşıyor. Ve hala da. Geçen Mehmet geldi yanıma Sinop'a. Numan Kuzu Dişli'nin oğlu. Ha. Benim amcamın oğlunun oğlu. He, Kadir. Şimdi Ankara'da oldu. Evet, Kadir Çopu'nun kızından evlenmiş. Evet. Geldiler, künefe yediler, dondurma yedi. Yenlere bir şey hizmet edemedi ama fazla. Çünkü o arada ben dükkanda tektim. Ben hizmet ediydim. Müşteriler gidip geliydi. Yo Mehmet. Sinop'a mı geldi? He. Ankara'da oldular. Ankara'dan Sinop arabadan gelirsen özel arabadan 4 saat. Bir şey değil ya. Biz burada kendimiz. Nasıl Sinop nasıl Sinop? Sinop bir ada yani. Düşün ada. Sinop bir ada. Dörtte üçü denizden çevrili. Güzel bir güzel bir havası var. İnsanları iyi. O hapishaneyi ne yaptılar? Hapishane müze oldu. Müze oldu. Oraya paradan girişsin müze. Paralı. Sen de git gel yapışın. Orada ben de işte bazen 6 ay kalayım, bazen 3 ay kalayım. İşte arada bir nefes alayım, buraya geleyim. İyi oluyor, işte orada yardım edeyim. Sizin gibi dostları işte ziyaret edeyim. Allah eksikliğinizi vermesin. Amin, amin, amin. Böyle bir nostalji yaptık dedik, bir hatıra kalsın. Olsun. Kimi herkese mal bırakır. Herkese selamlar. Evet. Mustafa abi kimi mal bırakır, mülk bırakır. Biz dedik bu fani dünyada böyle... Aynen. Boş bir seda. Bir hatıra kaldı. Mesela sizi çekmiştik daha evvel dükkanda 4 sene geçti. Bak o zamandan bu zamana 4 yıl geçti. Parkımız çok güzel. Evet. Her gece burada seven oturabiliriz. Geldik burada bir neşe alıyoruz. İşte bir hava alıyoruz. Mekanınız burası sizin. Burası. Her gece burayı. Gel buraya geliyoruz. Çok güzel. Parkımız burası. Yakın evet. Evet, tam Fırat'a sıfırı hemen. Evet, evet. Sıfır. Yaşar abi, Bilecik'lere bir kelamın, bir sözün var mı abi? Yurt dışında, yurt içinde izleyen kardeşlerimize. Herkese sevgiler, saygılar. Evet. Bilecik'i sevmeye devam etsinler, Bilecik'i yalnız bırakmasınlar. Evet. Durumu iyi olun, hemen Bilecik'ten kaçmasın. Evet. Bilecik'e yatırım yapsınlar, büyüklerimiz Bilecik'e mutlaka yardım yapması lazım. Evet. Yani gençlerimiz patır patır boşta geziyorlar yani. Bilecik'e kimse el atmıyor. Hiçbir belediye başkanı atmadı. Şu anda gene atmıyorlar. Kaderim kötü yazsın. Kaderimiz güzel de aslında da. Kaderi evet, işte bazı abi. İnsanlar kendi elimle yapıyorlar. Abi yapmıyor. Şey olmuyor. Evet. Allah hayırlısını versin. Amin, amin, amin. Mustafa abi, Almanya'ya bir şey değil misin abi? Almanya'daki bütün dostlarım, arkadaşlarıma selamlar, saygılar. Evet. Orada... En yakın zamanda Bilecik'ler bekliyoruz Bilecik'i. Evet. Sen şimdi gidiş geliş yapayım mısınız? Tabii, bıraktın tabii, mı? Tabii. Ha, gidiş geliş yapayım. Mecbur. Hanım olsun. Evet. Çocuklar orada, torunlar orada. Evet. Gelinler orada. Buradan torunlar, gelinlerine de selam söyleyin. Tabii hepsine selamlar, saygılar. Evet. Aydın abi, sen Salih'e bir şey değil misin Almanya'ya? Salih'e mi? Ne diyeyim Salih abi? Allah işini gücünü rast getirsin. Evet. Allah hayırlı kazançlar versin. Evet. Allah imanlı güzel bir yaşantı versin. Amin. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı sevgiler versin. Evet. Allah eksiklerini evet vermesin. Amin. Amin, amin. Hüsnü abi sen? Ne diyeyim? Bilecik'i seviyoruz. Evet. Bir yere gitmedik. Bilecik'te kelinek %10 kaldı. Evet. 50'si fazla kalmadı. Evet. Memleket yani güzel bir yer. Bak biraz daha bakım olsa daha güzel olacak. Aynen. Ya buranın buran köyler de Bilecik'ten evet sayılır yani. Evet, evet, evet. Yani. Köylerimiz de efendim. Evet, aynen. Türkiye'nin şimdi, etrafına bütün dağıldılar yani. Gerçekten şimdi Bilecik
çevre köyleri olsun, hepsi sevilen insanlar yani. Evet, evet. Onlar da bu memleketimizin bir parçasılar tabii, tabii. Yani. Evet. Çoğu zaten bizim şehre yerleşmişler. Evet, evet. Bütün kardeşlerimize hepsine buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Sen de bu hizmeti yaptığın için sana da sana teşekkür ederiz. Sağ olun. Memleketi tanıttığın için. Aklını da Sinop'u bırak da memleketine gel. Ya işte kopamazdık, gidip geleyim işte, mecbur olsun. Ne yapacağız? Yani olsun işte, rısk, ekmek kapsın. Evet, ekmek kapsın. Evet, evet. Dediğin gibi, ekmek kapsın. Peki, teşekkür ettik size. Bir şeyler de teşekkür ederiz. Sağ olun.